Evet, hayırlı akşamlar. Oy, yorulduk. Sokaklardan geldik. Tereyağı aldık. Bulgur aldım. Acıktık, dışarıda yemedik. Kahvaltı ettik biliyorsunuz. Akşam oldu artık. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Derisini attırdım. Ondan sonra şimdi güzel tavuklu bulgur pilavı yapacağım. Önce tavuklarımı yıkayacağım. Tavuklarımı yıkadım güzelce. Şimdi şöyle bol soğanlı yapacağım. Sebzeli pilav yapacağım için. Tavukla beraber bunları güzelce pişireceğim. Soğanımız bol nasılsa mıhlama yapamadık hala. Evet, doğradık şimdi. Şöyle koydum üstüne. Domatesleri. Lokum gibi pişireceğim onları. Küçük tüpte pişireceğiz. Bugün pazar. Artık yarına kaldı. Siparişi verdik, ödemesini yaptım tüplere. Yarın gelecek inşallah. Kendin pişir, kendin ye Semoş. Tabii ki kendim ye. Paylaşarak yiyorum. Bakın çok güzel oldu. Tuzunu da atayım. Biraz da su koyacağım. Hastaneye de götürüyorum. Evet. Koyduk küçük tüpe. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle de acı turşu aldım. Kırmızı. Bakalım nasıl. Hı. Anne kız aşkı. Evet. Evet. Bebeğim hasta oldu ya. Evet. Bebek yoruldu yavrum kaç gündür. Ya az gezmedik ki ama. Acile götürüyorum bebeğimi bu akşam. Evet. Aynen çok ama yakışıyor. Ama beyaz böyle yaşmak takımı. He. Yakışıyor böyle. Ay canım benim. Evet. Biraz da bağnazladım açıkçası.
Aynen. Sen ama çok hasta diyorsun. Ya bir şeysi yok kadıncağız, yorgun yani. Hani inlemiyor, oram ağrıyor demiyor, buram ağrıyor demiyor. Evet. Bebek ya ondan. Çok yorulduk hakikaten. Yani dışarı gidiyoruz, oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. Akşamları da hastaneye gidiyoruz. Ondan sonra hep başa baş gidiyor yani bizimle. Çok da araca binmiyoruz. Nadir araca biniyoruz. Evde de kalmıyor. Haklı olarak da. Yoruluyor kadın yani, uzandı, bir şey yok. Canım benim, panik yapma, korkma. Bir şey olursa götürürüz zaten hastaneye. Oku oku. Nazar değdi diye oku diyorum ben de. Belcük'tü, Belcük. Belcük. Öpücük ver Ezcük de. Azıcık öpücük öp beni. Hep ben seni öpüyorum, sen beni hiç öpmüyor. Bugün öpmeyi öğrendi. Evet. Öbek. Şey, ben sabah gördüm de bir sen emekliyordu sanki. Ha, dadak da yapıyor, dadak. O ne be? Bebekken bebekleri dursun diye dadak dur, dadak dur derler büyükler. He, tay tay dur derdik biz de. Dadak dur, dadak dur derler bizde de. Ha. İlk defa duydum. Şöyle bak. Bebek böyle ya. He. Dadak dur, dadak dur. Kuvuklar sana dayak getirecekler annem bana. Annem öyle derdi. Bebekken. Dadak dur, dadak dur. Kuvuklar sana dayak getirecek derdi. Değil güzelmiş. Mi? Sen bu öyle derdi. Dadak dur, dadak dur. Bebekler sağ. Yelekler sağ. Dudak neydi? Dadak dur, dadak dur. Söyle gül. Söylesene, dadak dur, dadak dur. Kuvuklar sana dayak getirecek. Bir şeyler diyordu işte öyle. Ha karınca. Karınca gelmiş. Oo, kaynıyor. Mis. Bir sen de temizlik yapıyor canım benim. Aynen. Şimdi buraları, evet sayın seyirciler, buraları süpüreceğim, sileceğim. Evet, süpürdün. Püskülümü aldım. Süpürdün ama. Püskülümü aldım. Süpürülücümü aldım. Sobayı çekeceğim buraya, örtümü koyacağım buraya. Evet, evet. Oturdun evi temizleyeceksin, toplayacaksın. Evet, çok güzel iş yapıyor maşallah. Aynen. Allah yarabbim. Pantolonların paçaları devmesin, ıslanmasın diye. Evet, mandalla tutturmuş. Herkes akıl edemez bunu. Evet, sen şu perdeyi çeksene. Çamaşırlarıma bakıyorum. O çamaşırları kaç kere astın, topladın Allah aşkına? Akşam topladım bir, sabah topladım iki, tekrar astım üç. Topluyor, asıyor, topluyor, yağmur yağıyor, topluyor. Güneş açıyor, asıyor. Yağmur yağıyor, topluyor. Dedim ki artık bir sen valla yağarsa da toplama, bırak dedim yani. Fenalık geldi. Ne yapayım baba? Adam balkon, evet. Zamanında bu balkon dışarıdaymış. Hı. Adam da bu odayı büyütmek için balkonu içeri almış. He. Ne yapayım yani? Evet şöyle. Ama çamaşır asma yerim yok. Evet. İşte böyle böyle buraları asıyor. Evet, evet. Burayı da yaptıran annem oldu böyle balkon demirlerini. Hı. Ayrıca yorumlarda soruyormuşsunuz arkadaşlar. Burası kendi evimmiş. Evet. Allah olmayanlara güle güle da nasip etsin. Amin. Evet, sayın seyirciler, teyzem yine dayanamadı. Bebek mağazalarına giriverdi, giriverdi, çıkıverdi. Evet. Dayanamadı, yine aldı, ne yapsın? Evet. Benim de olsa çocuğum, ben de alırdım. Evet. Bıcıra. Bıcırın, savaşı. Çok güzel ama. O biraz büyük de. Evet. Başka rengini de beğenmedim, yeşil vardı. Onda güzel durmamıştı bu model. Mavili mavili. Hmm, seneye giyer onu, evet. Pıtırcıklı. Baba ne sileyim bunu? Ben silerim. Pıtırcıklı pıtırcıklı. Evet. Mavili. Aynen. Hem bende de var bunun elbisesi var. Hmm. Rahat oluyor. Yani. Tiril tiril yani. Aynen. Bunu da böyle bir modeli var. Evet bunu kırmızı giyer, bu olur şimdi ona. Bu olur, bu tam olur. Aynen. Çok harika. Boncuklu boncuklu. Evet. Şimdi bari çocuk olmak vardı. Evet ya. Vallahi. Evet, bunu da ben buldum. Evet. Ben başka rengini almıştım. Biraz küçüktü değil mi o? Evet. Bir sen de bunu gösterdi. T
Teyze bak, bu da çok, çok güzel dedim. Pembe papatyalı çiçekli mi çiçekli? Teyzesi de aa evet dedi. Evet. Ha, aynen. Canımsın, harikasın diye. Evet. Ben bunu göremedim, sen nasıl gördün diye. Evet, çok güzel. Tabii ki Yavuz'umuzu da unutmadık. Evet. Bunu da Yavuz'a, Yavuz kot Efe'de mi takımı bunu aldık? aldık. Evet, Bunu evet. da Yavuz'a aldık. Evet, çok güzel ama. Tişörtü var. Paşam benim. Pantolonu var. İçinde pantolonu var. Böyle. Tam ona olur o. Aynen. Büyük aldım yani. Yavuz 5 yaşında, ben 6 yaş falan aldım. Tam olur. Evet. Bir de şöyle giydiriyorlar. Ters çeviriyorlar. Gençleri, çocukları böyle evet. giydiriyorlar. Çok güzel oluyor. Yok yok, başka bir şey daha var. O neydi? Bu neydi? Ha, o çok güzel. Bu neydi? Evet. Olmaz. Evet. Onu en son göster. Tamam. Heh. Çıkarmadım çok zaten. Bayılacaksınız. Karadeniz'in vazgeçilmezi o. Evet, Karadeniz'in evet. vazgeçilmezi. Tabii ki bir senimi de ayırmadım. Aynen. Hatta ikiz ikiz aldık. Evet, Dalton kardeşler gibi giyiyorlar artık. Aynen öyle. Evet. Çok güzel ama. Tişörtü. Evet. Altına da tayt aldı. Evet. Sen dedim bir sen yeğenim dedin. Kendine de bak be. Evet. Beraber dedim Dalton kardeşler gibi giyinelim tabii ki. Dedik. Semih'imi de unutmadım. Bunu da Ulu teyzem kendisi tayt altına aldı. Tayt bol aldım. Ben giyiyorum günlük aynen. değiştiğim için. Teyzem tayt giymeyi seviyor. Evet. Yatarken falan. Tabii ki Semih canımızı da unutmadı. Evet. Ona da şort aldım. Aldık. Çok güzel fermuarlı. Evet, ben de beğendim bunu. Hem fermuarlı dedim, evet, hem rahat oldum. Grisini de aldım. Annesi de bunu sonradan beğendi. Bunu evet. beraber beğendik. Evet. Öyle. Aynen. Çok kalabalık mağazalar. Kuyruk var, ekmek kuyruğu gibi. Sanki dersin bedava veriyorlar. Ekmek kuyruğu vallahi. Gibi. Kalabalık. Evet, çok neredeyse güzel. Neredeyse teyzem bırakıp da çıkacaktı he, mağazadan. Vallahi dedim ki çıkalım bırakalım da dedim. Ay fenalık geldi. Göstereyim bunu. Karadeniz'in vazgeçilmezi. Evet. Hadi göster göster. 1, 2, 3. Bak. Ay. Bak. Ne kadar çok güzel. Minnak minnak. Lastik lastik Sevoş'a. Çok tatlı. Ay, çok güzel aslında. Videoda farklı çıkıyor ama ya. Biraz. Şeyle. Ay Allah'ım yarabbim. Bal bal yerim onun ayaklarını ben. Sen yerim, camakende yerim. Görmüşsün bunu. He. Morunu görmüştün. Evet. Ben sordum. Teyze evet. dedim başka renkleri de vardır. Sor evet. dedi. Evet. Canım. Şansına da onun aynen varmış. Evet. Bu daha güzelmiş. Bu daha çok hoşuma gitti benim. Evet. Pembeli membeli. Aynen. Şöyle güle giyecek, güle giysin yavrucakları. Şöyle giyecek, giyecek, gezecek. Evet. Aynen. Çok harika. Eskiden bunların... sade renkleri sadesi vardı. Sadesi vardı ama hı. topuklusu da vardı. Topuklusunu he, giydim evet, ben. Ben çok giydim ben de. Yeşilinle beyazını giydim. Aynen. Onlardan yok değil mi? Var. Var mı? Var. Şaka. Var. Alacağım mı? Aa, görsem alırım vallahi. Tamam ben çocukluğumun hatırına. Göstereceğim. Tamam. Yarın pazarı dolaşacağız ya. Var. Tamam. Topuklu olanları var. Beyaz, süper. Yeşil. Şöyle topuğu var. Alırım var. Vallahi. Hani giymesem de anı olarak. Ya nasıl sevinirdik ey gidi hey. Sen başında video yaparsın. Tabii. Işırım onun ayaklarını. Da böyle işte. Bunları giyince burada kadar mutlu olur, he, sevinir. Oynar onlarla. Ben görünce zaten ondan fazla ben sevindim. Bende bir de sarı vardı aslında evde bakmam lazım o nerede. Senin mi? Küçüktü böyle. He. Aynen. He. İşte böyle arkadaşlar. Evet. Ben de tüpü yakmaya çalışıyorum. Tereyağı koydum. Mantar da yapacağım. Çakmağı çakıyorum çakıyorum. Yanmıyor. Tüpün bittiğini unutmuşum. Ey gidi kafa işte. Tavuğumuz kaynıyor. Hop. Süper. Bakın nasıl katlıyor. Güzel katlıyor. Dedim ne güzel katlıyorsun. Aynen dedi. Tekstilden geliyor herhalde dedim. Evet dedi. Bak. Kalıp gibi katlıyor vallahi. İkiye başlayalım. Ön, arkayı, arkaya, önü, öne başlayalım. Bir de saatle hızlı yapıyorduk ya. Hmm. Bak şimdi. Bunu da böyle koyuyoruz.
tekstilde kalıpla katlanan ürünler de var. Hı hı. Bir de böyle var bak. Müşteri böyle istiyor. Hmm. Bak. Hmm. Böyle evet. İsteyen müşteri. Bir de bunun içinde bedeni yazıyor, ekledi yazıyor. Poşete de bu 8 son. Aynı bu şekil. Poşette böyle oluyor. Müşteri güzel, böyle istiyor. Süper. Sen al, hangi beden senin de? Ben bakarım, sen bakacağım. Şu. Diğer de şu. Tamam. Güle güle giy. Ne demek canım benim. Sen beni sevindirdin bugün. Allah da seni evlatlarınla mutlu mesul etsin. Amin yavrum benim. Sizin de karşınıza hep Rabbim iyileri çıkarsın inşallah. Amin. Bak. Müşteri böyle istiyor. Kalıpla katlanan ürün de var. Evinde katladığın ürün de var. Araba var orada. Mesela bedenleri bile hep ayrı koyuyorsun. M beden, L beden, Simon, X'e. Nasıl öğrenmişim değil mi bedenleri? Hep ayrı ayrı koyuyor. Ne güzel. Depoyu arabayla götürüyor. Hmm. Özledim valla çalışmayı da. Çalış. Bak şimdi. Böyle. Hı-hı. Çocuk ürünleri de var. Mesela şort. Hep Adidas'ın ürününü dikiyorlar. Marka verme. Ya gerek yok. Yani marka dikiyorlar. Demek istedim. Evet. Hmm. Bence askılarını atma çünkü annesi dolaba takar. Bunlar da hoşuma gitti benim. He, çok güzel. Tiril tiril. Ben tüllü elbiseleri çok sevmiyorum. Bunun bende siyah çiçekli elbisesi var. Oradan almıştım. Hmm. Bir de içine tişört almıştım. Anladım. Annem bulmuştu hatta. Hmm. Ben çok kararsız biriyim. Çok bakarım, çok inceleri. Hmm. Annem pat diye alışveriş yaparken onu da beğendi, aldı. Ne güzel. Mantı var. Mantıyı al, mantıyı kaçırmadım. Kavaklar ağacının yanından aldım. O kahverengi montumu da annem beğendi. Hmm. Kavaklar ağacı diyorlar. Ne güzel. Keşke ben de oradan alsaydım. Askılarını çıkarıp annesi orada taksa daha iyi olur. Ya kayır. Öyle daha iyi olur. Ya şöyle koyacağım. Koy yani diklemesini. Ya ben çok... Ya da at ya askılarını. Yok be ya, atma. Niye atma? Çok ben çantamda kartlarım düzenli olacak, param düzenli olacak, bozuk paralarım düzenli olacak. Hmm. Çantamın içi karışık olduğumu sevmiyorum. Ben böyle mesela kıyafetlerde de öyle. Giyeceğim tişörtleri böyle asarım. Hmm. Pantolonumdan böyle katlayıp koyarım. Tişörtlerim, pijamalarım böyle ayırırım. Ne güzel. Süper. Eline sağlık. Şunu ben beğendim. Bunu da gördüm. Bu daha güzel teyze dedim. Bak dedim, bunu al dedim. Bunu da abiye aldık, abiye. Evet. Abi Yavuz Eke bize kafa tutmasın. Abi. Üzülüyor ayırınca. Anlıyor değil mi? Hı. Aynen. Daha abi aldık. Aynen. Oraya ne kadar verdik? 1000 lira. 1040 lira. Bence çok iyi. Hı hı. O Yavuz'unki zaten 400 küsür lira takımı. Yani diğerleri de işte 150, tişört, 250. Ceket, pantolon ha. Takım olduğu için. Aynen. Elbiseler mesela 150, 140. Hı hı. Güzel. Yani iyi tuttu. O pembe de 150 idi, 100'e verdi. Evet, ona indirim indirim aynen. Yaptı. Helal olsun yani, evet, her yeri yapmıyor. Hmm. Aynen.
Ben de alışveriş yaparken başta konuşurum. En son indirimde ne yapıyor, ne diyor. Evet, şimdi bulgurunu koyacağım. Yıkadım bulgurumu güzelce. Şöyle. Hadi tavukları görünce fesatlığından şiş bakalım bulgur. Hadi. Heh. Bak ben demedim mi fesatlığından şiş diye, şişmiş bile. Ya. Allah. Heh. Pişti mi acaba? Sanki biraz da dibine tutmuş gibi ha. Tuttun mu la o dibine? Şimdi mantarı koydum. Valla dibine tuttu biraz tavuk. Şöyle bakın. Kara pilav oldu. Mantar efsane. Cacık da yapıyorum. Evet. Güzel gider cacık da. Evet. Birsen dedi onu da teyze cacık da yap dedi. İyi gider dedi. Bak Allah'tan akrabalık var. Selin mi yana? Yok sen yorulma aşkım sen gelme. Sen orada otur. Ben geliyorum senin yanına. Beni beceriksiz görüyor. Beceremiyorum değil mi abla ya? Çok becerikli değilim değil mi? Ha. Bak becerikli değilmişim. Ya. Abla hasta oldu ama. Geldi de oldu. Gidiyorum hasta oldu. Evet. Biraz öyle oldu. Emme. Burada iki tane bakraş var. Evet canım benim. Yarından sonra gidiyorum arkadaşlar. Artık gideyim. Şöyle biraz suyundan koyalım. Tamam. Bana güvenmiyor vallahi bak. Yapamaz diye geleyim mi? Endişeli. Allah Allah. Baksana bana. Geliyorum sana. Efendim aşkım, cacık yapıyorum aşkım. Evet, yerde yiyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Koy benim aşkım be. Benim aşkım yemekleri yapar. Evet.
Ay, dolapta kap vardı da uzanamadım ben yukarı. Pencereyi yaptım valla. Bu ne aşkım? Mantar canım. Sen yaparsın ya. Yapıyoruz işte aşkım ya bir şeyler. Çok şükür. Senin ekmeğin nerede yavrum? Poşetlerde hocam. Ben bir bakayım. Aşkım. Bilsin tabaklar nerede yavrum ya? Tabaklar makinede değil mi? Aman onu kirli. Kirli mi? Aha orada ne var daha? Tabaklar. Orada var ya var. Ekmeğini bul sen canım benim. Oh. Turşumuzu unutmayalım tabii ki. Sinik alır bakayım. He? Sinik alır bakayım. Oo süpersin ya. Bunu iş yerine çalışırken almıştım. Ha vallahi çok güzel getir hem. Koy bakayım. Benim yengem, yengem demişim, yengem böyle konuşuyor. Evet. Benim teyzem alçaklarda yiyemez. Boy zaten milyon tip. Evet. Yüksekte yesin. Teşekkür ederim yavrum. Sanki pilavın suyu da az olmuş gibi. Hastaneye de götürürsün. Tamam bir şey istiyor musun? Yok. Şey arıyorum ben ya. Çamaşır makinenin 3 tane örtüsü vardı da. Bir tanesini ona koyacağım. Pembeli var. Onuna koyacağım. Yavru ağzı rengi vardı da onu da sobaya geçecektim. Annem nereye koydu bilemiyorum şimdi. Ya kışıklarımı kaldırdım, yazıklarımı çıkarttım. Annemin de kışıklarını topladım, yazıklarını çıkarttım. Soba yakanlar bilir, sobalarda zor oluyor. Yani. Evet. Sıkıntı oluyor. O gün geçer, kabul ediyor. Tabii sağda burayı süpürdüm, temizledim. Rezil kokuyor, bak bir moş kokuyor. Ev temizleyici de koyuyoruz. Annem bir de yumoş koyuyor. Ben bir şey ama sanki sönük yemedim. Siz de yemiyorsunuz. Yapıyor mu? Biraz. Tabii acı. Ne? Biz acısı yakan biber almış. Şey almış da yemeyeyim. Mantarı koyayım şöyle. Koy. Ben ayrı alacaktım. Ayrı mı? Şöyle dursun. Böyle dursun. Önce pilavla ılıyor. Bunu en son yiyeceğiz. Bunu da... Bulgur sağ diyecektim. Bu ara ben de evi silmeye daldım. Bulgur pilavı geniş pilavına benzemez. Geniş pilavı geç ben pilavı. Ben bir şey oraya bulgur pilavı suyunu tez çeker. Çocuklar aradı ya.
bol mantar, tereyağlı harika olur. Bayan bizim burada olduğumuzu biliyor muydu? Kendi burada senin tezahürü tanıyor. Kim o? Bir bayanla konuşuyor değil mi? Bugün mü? O onu tesadüf gördü. Ben söyleyeyim. İnanamadım ki. Aynen. Biz yerlerde boy değil mi? Hiç görmedim. İnsan kalabalıkta gezerken de yoruluyor. Mesela ileriden gelene yol ver, geriden gelene yol ver. Bekle. Bir de aynı İstanbul trafiği gibi arabalar var. Ben ta tekstilden ta organizede dolmuş da ne? Neyi? Sebebi. İş yerinden servisiyle. Baktım herkes seben aldı. Ben de heves ettim. Geldim annem anlattım. Beğendiysen sevdiysen al kızım dedi. Eskiden maddi durumumuz yoktu. Başkasından alıyorduk. Her zaman da başkasının kapısını, benim babamın bir adeti vardı. Birisinden bir şey istedi, böyle saç yaptı, saç istedi. Vermedi zaten, vermedi. Babam da gitti sinirden de aldı. Yani sonuçta ben bunu bugün yarın kullanacağım, sana akşam teslim edeceğim. Bana koy. Annem bir gün bunun üstünde yarımca börek açmış, patatesli. Ne güzel olur işte. Biz çocukken falan çok yapardık. Börek hiç bana yapmadı bak. Yapalım mı yarın? Sıcak da var. Bunu da açalım. Birimiz açsın, birimiz pişirsin. Bakarız duruma göre. İnşallah zaman olur da. Elektrikli saç var. Ya tereyağına katmer yapacaksın. Yanında bal, yoğurt. Efsane olur. Ya da yarımca börek yapacaksın. Tabi sen hamur işlerini sevmiyorum biraz da. Makine ayakkabılar yakar mı? Yok, sen ya, böyle ilk pişince yerim. Ama yemesem de aramam yani. Öyle. Ben seviyorum. Tatlı, tereyağlı, yanında bal. Güzel oluyor.
zaten yorgunum. Bir de yere nasıl eğilecek? Tavukların yere eğilmesi, yem toplar gibi. Hep orada durdu. O marketi bulabiliriz değil mi o gün kaldığımıza? Hı? Patsa benden sorulur. Sen her yeri bana söyle. Ekmek yiyecek sana. Burada tuvaletime gitti ya. Pazar günleri fırınlar kapalı Patsa'da. Burası İstanbul gibi kalabalık bir yer yani. Şaşırdım. Hani çalışanlar pazar günü ekmek yiyecek evde taze, yok fırın yok. Aynen. Herkes ekmeğini cumartesiden alıyor. Ben öğlen yapıyorum. İki tane, mesela üç tane öyle alıyorum. İki tane alıyorum yetmiyor. Üç tane alıyorum tam karar geliyor. Bazen de iki tane alıyorum. Yetiyor, bazen yetmiyor. İşte onu da anlayamıyorum. Hani ziyan olmasın, taze taze alayım ki fırın yansın buraya. Şimdi fırını yakmışlardı. Yarın ekmek yapacaklar ya. Öyle bir şey çıkardılar işte. Pandemiden dolayı öyle oldu. Daha önce de buraya hep arabalarla geliyordu. Ekmekçi, ekmek geldi. Kornaya başlıyordu. Herkes sepet salıyordu. İşte böyle yedik içtik elhamdülillah. Çok şükürler olsun Rabbime. Şimdi hastane ziyareti var. Buraları toplayıp oraya gideceğiz. Sizi öpüyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorumlar için ellerinize, gözlerinize sağlık. Gördüğünüz için gözlerinize sağlık. O gözleriniz güzellikler görsün hep inşallah. Allah'a emanet olun. Yarından sonra alındı biletim. Ay hayırlısıyla da evime varayım. Çok şükür çocuklarıma kavuşayım. Hepsini çok özledim. Ay. Ya ben şimdi fark ettim. Bu galiba hamile elbisesi mi? Tişörtümü anlamadım valla. Böyle bir resim var. Aa, alırken hiç dikkat etmedim. Öyle mi sizce? Valla anlamadım ben. Birsen sence de böyle mi? He? Bu hamile elbisesi mi sence de? Özleme mi gösteriyorsun? Yo. Videonun ne? Devamı. He? Videonun devamı. He, ben bilmiyorum. Benziyor da. Neyse biz de şöyle şişiririz. Uyum sağlarız. Hani Allah'ım yarabbim. Yoksa bu bir mesaj mı? Anlamadım ben. Neyse. Yorumlar sizde. Allah'a emanet olun.